39 santim oturacak yerimizin üstüne gelecek arkadaşlar. 5 derecelik aşağıda kesmiştim. Gördüğünüz gibi hem estetik açıdan daha iyi hem de oturuş ergonomisi açısından daha iyi. Şöyle hemen şunu şuraya tutturalım. Şurayı sıfıra getirdik. Şuradan derece çizgimizi çizdik. Bu tarafa derece çizgimizi attık. Şu tarafa da attık. Aşağıda atalım. Yerlerimiz belli olsun. Şöyle. Şuradan da bunun uzunluğunu gösteren çizgimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle bunu da çizdik. Bu parçamız belli. Şimdi şu parçayı ben bu koşu keseyim geleyim. Bakalım buraya uyuyor mu? Uzunluk tam oldu. Buna kanal açacağız. Şuranın kanalını açacağız arkadaşlar. Sonra da yaslanma yerinin şöyle yine 5 derecelik bir açıyla 50 santim de şöyle gelsin. 50 santim. Şuna da şöyle en az bir 2 santim kadar şöyle kanal açıp bunu oturtturacağız. En sonunda da bunu yerine koyup şuradaki kanalımı ölçeceğim. Ama şimdi ölçmek istemiyorum. Kayarsa sağa sola tam otursun. Şimdi kanalları açalım. Şimdi açıyla keseceğiz ama sağlı sollu arkalı önlü şeylerde arkadaşlar aynalama gerekiyor. Yani 5 derecelik açı yapmıştım. Şimdi eksi 5 derecelik açıyı da karşı tarafına yapmam lazım ki sağlı sollu veya arkalı önlü oturabilsin. Yoksa aynı dereceyle giderseniz yanılırsınız. Bunun da kolay bir taktiği var. Hemen şu şekilde dereceyi sipere yanıştırırsınız. Ona da bir tane siper yaparsınız şöyle. Şimdi açıyı aynalamış olduk. Rahatlıkla kanallarımızı karşılıklı açabiliriz. Güzel sıkıştırdıktan sonra yeri belli oldu zaten. Şimdi yerin çizgisini çizip kanalını açalım. En son her şeyi yerleştirdikten sonra şuradaki kanalın ölçüsünü alalım arkadaşlar. Şöyle 0-0 gelecek şekilde 1, şöyle 2. Şimdi kanalı açalım. On numara fit oldu. Güzel. Beşlik vidaların uçlarına pul koyuyorum ki arkadaşlar daha sağlam çeksin. 10 numara sağlam oluyor. Tavsiye ederim.
İlk önce biz bir deneyelim. Ah. Rahat olmuş ya. Ah, elim ağrıtmış. Gayet de stabil oldu. Gayet de sağlam oldu. Ben biraz oynama yapabilir diye arkalara kanal açtım ki kayıt koyayım daha sağlam olsun diye ama şu an gayet güzel olmuş. Bu sopaları da arkadaşım kontraplak fabrikasından denk getirmiş. Biliyorsunuz orada çamları, kavakları hangi ağaç kullanılacaksa, hangi ağaçtan yapılacaksa büyük tornaya bağlıyorlar. 1 milimlik, 2 milimlik tabakalar halinde çıkartıyorlar ki preslenip kontraplak olsun. 5 kuruşluk malzemeye 100 liralık işçilik yaptık ama yapacak bir şey yok. Şimdi diğerlerini bağlayalım.